Arkadaşlar merhaba. Bugün Twitter'da bir haber senedi isimli bir sayfada bir paylaşım gördüm. Paylaşımda der ki 1000 kişide kişi başına antidepresan kullanan kişi sayısı. Yani dünyada antidepresan kullanım oranlarını göstermiş. İzlanda 1 numarada gözüküyor. 1000'de 161. Portekiz 1000 kişide 139 kişi. Kanada, ABD, İngiltere, Yunanistan, Brezilya, İsrail, Fransa, Türkiye. Türkiye 48 kişi kullanıyormuş. 1000 kişide 48 kişi antidepresan kullanıyormuş. Hollanda 47, İtalya, Macaristan 29 şekilde. Bu şekilde tablo gidiyor. Arkamda tam ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Türkiye antidepresan kullanan kişi sayısında 2, 4, 6, 8 sayamadım. 2, 4, 6, 8, 10. 10. sırada. Daha önceki yıllarda bu iş nasılmış acaba falan filan diye yorumlamak istiyorum ama bu mevzuyu Google'a yazalım. Daha önce günlük içerisinde yazdım. 1000 kişi başına antidepresan kullanımı Google. Burada Dünya isimli kabaca muhalif olan bir sayfa. Burada Türkiye günlük antidepresan kullanımında 1000 kişi başına 35 demiş. Bu eski bir mevzu. Ne zaman? 2022 Haziran. Bu sayı güncel değil sanki. Ya bu güncel değil, 48 denen sayı, ya da bu güncel değil. Başka sitelere bakalım derken Euronews var. Bu Euronews'i biraz uzun açıklamak, konuşmak istiyorum, yorumlamak istiyorum. BBC'nin sayfası var. BBC'yi şöyle yeni sekmede açalım. Bunu da üzerine uzun konuşmak istiyorum. Independent aynı zaten. Bu 27 Nisan 2022, 12 Ağustos 2021, 5 Kasım 2022 falan filan. Çok önemli değil burada. Herkes farklı zamanlarda yapılmış. En güncel olan bulabildiğim kadarıyla bu 2022 tarihli, 8 Kasım 2022 tarihli Euronews'in haberi var. Buraya geleceğiz. Bir de şu görsellerden bakalım. İstatistiksel olarak nasıl gözüküyor mevzu? Şunu bir tıklayalım mesela Dünya Gazetesi'nin sayfasında. Şunu bir yeni sekmede açalım resmi. Evet, daha fazla büyümüyor galiba. İzlandalılar ekonomileri çökünce kendilerini antidepresana vermiş diye 2013 tarihli bir istatistik. 2000 ile 2013'ü kıyaslıyor. Mavi sekme 2000 yılındaki sayılar. 2013'te ise 71'den 118'e çıkmış İzlanda için. İzlanda bütün istatistiklerde hep birinci. İzlanda fakir fukara mı, garip gureba mı, ne dertleri vardı antidepresan kullanıyorlar ben bilmiyorum. Hani Türkiye'nin, şimdi başka haberlerde Türkiye'nin neden antidepresan kullandığına dair yorumlar gelecek. Ben sonda soracağım ama baştan sorayım. İzlanda'nın ne derdi var? Fakir fukara mı? Ekonomik krizleri mi var? Enflasyonda mı mücadele ediyorlar? Ne dertleri vardı acaba antidepresan kullanıyorlar tırnak içerisinde? Avustralya, ya dünyanın en zengin ülkelerinden, zaten İngiliz sömürgesi, İngiltere gibi. Bunlar ne dertleri var acaba da antidepresan kullanımında dünyada ikinci sıradalar? Portekiz. Tamam, Portekiz Türkiye ile benzer kategoride sayılabilir mesela. Ama ne dertleri var acaba diye insan düşünmeden edemiyor. Uzun uzun sosyolojik tespitler, sosyolojik edebiyatlar dökülebilecek bir mevzu. Sonrasında Kanada. Lan dünyanın en zengin ülkesisiniz siz. Ne derdiniz var? Niçin bu kadar antidepresan kullanıyorsunuz diye sorar insan, sormak ister. İngiltere hakeza bütün dünyaya hükmediyorsunuz. Ama İngiliz gizli devleti, derin devleti, zartsut devleti diye İngilizler bütün dünyaya hükmediyor diye bir edebiyat var. Lan halkının ne derdi var? Fakir fukara mısınız? Garip gureba mısınız? Ne derdiniz var daha bu kadar antidepresan kullanıyorsunuz diye sormak ister insan ister istemez. Finlandiya dünyanın en büyük ekonomi, ya en büyük demeyelim de en zengin ülkelerinden başa oynuyor. Lüksemburg, Liechtenstein, ondan sonra sırada gelen ülkelerden biraz Finlandiya. Ne derdiniz var sizin yahu diye insan sormak istiyor ister istemez. OECD ortalamasının 2013 tarihli veri tabii ki bu. 58'miş. 31'den 58'e çıkmış. Türkiye ise bu lisede 35 imiş. 2013 tarihli haber. Peki bu site OECD kaynak almış. OECD'yi kaynak olarak almış. Bu ekonomileri çöktü diye antidepresana bağlamış mevzuyu da arkadaş. Hadi İzlanda'nın ekonomisi çöktü de Finlandiya'nın ekonomisi de mi çöktü 2013 tarihli haberde? Bunu geçelim mesela. Başka bir şey açalım. Başka bir görsel açalım. Bu Türkiye'de kişi başına düşen antidepresan kullanımının yıllara göre artışını göstermiş. En son 2020'yi. Yani artışı niye bağlayacağız abi? Onunla ilgili de yorum var. Geleceğiz oraya. Başka bir istatistik var mesela şurada. Bunu da büyük gözüksün diye yeni sekmede açalım resmi. Şu şekilde İzlanda hep başı çekiyor. Letonya sonu çekmiş. Güney Kore, Macaristan, Litvanya vesaire vesaire. Türkiye'nin yeri neresi? Şurası. Fransa'dan sonra Slovakya'dan önce geliyor. Lüksemburg. Abi siz dünyanın en zenginisiniz. Ne derdiniz var ya? Hani mesele ekonomi ise. Lan siz dünyanın en zenginisiniz. Lüksemburg. Niye antidepresan kullanıyorsun bu kadar?
diye sormak istiyor insan. Çünkü bizim zı muhalifler mevzuyu, yani işte bak ekonomi kötü olduğu için, ülkede işte kaos olduğu için, kriz olduğu için antidepresan kullanım arttı diye edebiyat yapıyorlar ya, hani mevzuyu siyasete çekip yapıyorlar ya edebiyatı. İnsan sonra Lüksemburg'un ne derdi varmış acaba ya? Terör mü var? PKK'sı mı var? Ne derdi var abi? FETÖ'sü mü var? Terör örgütü mü var? Sınırlarından Suriyeliler mi giriyor? Doğusundan Afganlar, Pakistanlılar mı giriyor? Ekonomik krizden boğuşuyorlar. Enflasyonlar %200 mü, 300 mü? Ne dertleri var bu Lüksemburg'un diye insan sormak istiyor. Sonra ünlem işareti koyuyorum. Onun dışında Çekya, yani o aşığı olduğumuz Batı Avrupa'da niçin bu kadar antidepresan kullanıyor diye insan merak ediyor. Ekonomik krizleri var herhalde. Bizim muhaliflere sorsan, hani Türkiye'de şu istatistikte hani Türkiye'nin yıllardır şeyi artmış ya, hani antidepresan kullanımı artmış ya. Bizim Türklere sorsan der ki memlekette huzur mu kaldı, memlekette millette huzur mu kaldı diye ekonomik krizden direkt dem vurur insanlar ister istemez bilinçli ya da bilinçsiz şekilde. Mesela şu BBC'nin raporunda da mutsuzluk artıyor demiş. Bunu da antidepresan sayılarına falan vuruyor şuradaki BBC'nin sitesinde. Açabilir miyiz? Girmeye gerek yok. Türkiye'de antidepresan satışındaki artış toplumda ruh sağlığının bozulduğunun bir göstergesi mi diye bağışıklık atmışlar. Görsel olarak da şunu kullanmışlar. Mutsuzluk 6 yıldır artıyor. Bu 2022'nin haberi. Yani iyiye gittiği zaman alkışlıyor muydunuz siz Türkiye'yi? Yani Türkiye'de, bu uzun lafın kısasını söyleyeceğim. Yandaş sitelerde bu haberler yok. Genelde muhalif sitelerde var ki onların amacı siyaseten AKP'ye çakmak. Sanki Türkiye'nin, Türk halkının, Türk milletinin çok hayrını, hasenatını, huzurunu, mutluluğunu istedikleri için mi yapıyorlar bu haberleri? Tabii ki hayır. Ama özetle antidepresan kullanımı yıllardır Türkiye'de artmış. Doğrusal, düz şekilde artmış. Ve bunu da muhalif basına sorsan memlekette huzur kalmadı. Millet kendini antidepresana veriyor. Antidepresan kullanmak zorunda kalıyor diye manşet atarlar ki atmışlar manşeti. Hangisinden başlayalım? Euronews'i en sona bırakalım. BBC'den başlayalım mesela. Başka görsel gösterebileceğim görsel var mı? Şu yabancısı İzlanda en başı çekiyor antidepresan kullanımında. 2018 verisi bu da. Sonra Kanada. Lan Kanada sen dünyanın en zengin, en dertsiz, en kansız ülkesisin. Zaten kuzeydesin. Hiçbir terörden ayakların yok, bir şeyin yok. Senin ne derdin var da bu kadar antidepresan kullanıyorsun? Halkın ne derdi var acaba diye insan burada sorası gelir. Neyse biz buradan BBC'nin haberine gelelim. Çok lafı uzatmayalım. Şu aşağıdaki çerez politikasını mecbur kabul edeceğiz herhalde. Kabul etmeyeceğim. Ya da kabul edeyim. Ekran çünkü boş, israf oluyor. Mecbur kabul edeceğiz. Oy, kabul etmeyeceğim ya. Berza Şimşek, 2022 Ekim tarihli haber. Türkiye'de antidepresan satışındaki artış toplumda ruh sağlığının bozulduğunun bir göstergesi mi diye manşeti atmış. Altına açıklamalar yazmış. Hızlıca okuyacağım. Sonra özetini vereceğim zaten. Sağlık Bakanlığı'nın verileri 2020'ye kadarki 11 yılda antidepresan kullanım miktarının yaklaşık %70 arttığını gösteriyor. Bakanlığın 2020 yılına ait son sağlık istatistiklerine göre işte 2009'da şu kadar, 2020'de şu kadar sayı artmış. Onu söylüyor özetle. İşte CHP milletvekili bununla ilgili soruşturma sormuş. Ona da cevap vermişler. Antidepresan kullanımı özetle artmış. 2020'de şu kadar kutuymuş. 2021'de 60 milyon kutu kullanılır olmuş. İşte BBC Türkçe'ye konuşan Bursa'daki bir eczacı teknisyeni. Eczanede psikiyatri ilaçları rafı uzaktaydı, yakına çektik demiş. Peki, antidepresan ilaçlarının satışının artması Türkiye'de ruh sağlığı bozukluğunun arttığı anlamına gelir mi? Güzel soru. Haberi psikiyatri doktorunun yorumlarını söylüyor. Psikiyatri politikleri çok yoğun çalışıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu üyesi doçent doktor Deniz Ceylan'a göre antidepresan satışlarının artması her zaman tek başına ruh sağlığı bozukluğunun arttığı anlamına gelmiyor. Çok güzel, çok objektif, mantıklı, makul, bilimsel bir yorum. Devamına bakıyoruz. Muhtemel nedenler şöyle. Covid-19 arttı, stres arttı, ondan dolayı arttı. Gayet makul. Bütün dünyada artmasına bunu gerekçe olarak sayabiliriz. İkincisi, antidepresanlar tıbbın pek çok alanında kullanılıyor. Başta ruh sağlığı ve onun dışında migren gibi şeylerde tedavi olarak, onun dışında ağrı tedavisinde gelen antidepresanlar kullanılıyor. O yüzden başka hastalıklardan dolayı da antidepresan kullanımı arttı mı diyebiliriz. Evet, arttı diyebiliriz. Üçüncüsü, toplumun ruh sağlığı hizmetlerinden faydalanma oranı artmış olabilir. Çok doğru, çok güzel. Yani daha fazla hekime ulaşırsan, psikiyatri doktoruna, daha çok tedavi alabilirsin. Diğer bir seçenek de yeterince ruh sağlığı hizmetini yeterince sağlıklı sunulamaması. Sen hekime gidiyorsun, sana 5 dakikada bakarsa ilaç yazıp sallar başından, yarım saat olursa sana biraz konuşur, hemen ilaç başlamaz, daha sonra çağırır vesaire. Bunu açıklamış. Çok güzel, çok mantıklı, çok güzel, objektif bir yorum. Bilimsel de bir yorum. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde psikiyatri doktor olarak çalışan Deniz Ceylan işte aynı şeyleri bahsetmiş burada. İşte çok yoğun çalışıyoruz. Çok yoğun çalıştığımız için sallapati yapıp ilaç yazabiliyoruz. O yüzden ilaç kullanımı artıyor olabilir gibi bir manaya gelen bir şeyler söylemiş.
Genel stres düzeyinin artışı, bunun önemli bir nedeni depresyon, o yüzden artıyor. Ruh sağlığı bozuklukları artıyor. Risk işte bunlar riski arttırıyor falan filan demiş. Sözcünün haberine göre işte psikiyatri polikliniğine başvurular artmış. Tabi bu poliklinik sayısının artması veyahut da hastaların gerçekten şikayetinin artması da olabilir vesaire vesaire. Bu mevzu üzerine uzun tez yazılacak, kitap yazılacak, ansiklopedi yazılacak, bilimsel çalışma yapılacak mevzu. Şimdi burada mevzuyu yavaş yavaş esas karın ağrısı olan kısma çekiyor BBC. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre sağlığın tanımını vermiş. Türkiye Spotify'da daha çok ruh sağlığı ile ilgili podcastler dinlemiş. Bunların diye işte şu falan demiş. Takipçilerin çoğu gençlerden oluşuyor demiş. Burada uzun lafın kısasını ben söyleyeyim. Çok mevzuyu ayrıntıda boğmayalım. Türkiye'nin en büyük sorunu Türkiye'nin ekonomisi. Hiçbir şekilde maddi özgürlüklerinin olmaması. En çok dile getirilen diğer konu da şu ki aile evinde mutsuzlar. Bir şekilde anne babalarıyla problemleri var ve hayalleri evden ayrılmak. Ama maddi sebepler yüzünden çok uzun zaman boyunca bunun gerçekleşemeyeceğini farkındalar diyerekten esas karın ağrısını burada dile getirmiş BBC. İşte daha lise çağında bile şunun farkındalar. Ben üniversiteye giremeyeceğim, mezun olamayacağım, işte işe giremeyeceğim, çıkamayacağım bu evden vesaire vesaire. Sonucu nereye bağlıyor abi? Ekonomiye bağlıyor. Türkler mutsuz çünkü ekonomi kötü. Özeti, uzun lafın özeti. Son 3 yılda influencer yapan Türkiyeroğlu falan fıstık. İşte ekonominin yokuş aşağı inmesi nedeniyle millet depresyona giriyor demek istiyor özetle. Geleceklerin belirsizliği gençlerde ruhsal sorunlara yol açıyor. Vesaire vesaire aynı şeyleri söylemişler. Velhasıl kelam mevzu nereye bağlamış? Öncelikle çok güzel bilimsel objektif yorum olarak ekonominin tek ekonomiye bağlamayarak antidepresan kullanımının neden arttığını söylüyor. İşte şu gerekçeyle, bu gerekçeyle, bu gerekçeyle sonra konuyu nereye bağlıyor? Türkiye'de ise ekonomi kötü olduğu için antidepresan kullanım arttı demek istiyor özetle. 15 yıldır antidepresan kullanıyor ama hiç doktora gitmiyor vesaire vesaire vesaire. İnsanlar pandemide kaçtıkları gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı vesaire diyor. Tamam pandemi bütün dünyayı etkiledi abi. Tamam ama ekonomik kriz bütün dünyayı mı etkiledi? Son 3 yılda Türkiye oturup kan ağlıyor. Sabah akşam ekonomi edebiyatı hep ekonomik kriz edebiyatı yapılıyor. O zaman bu İzlandaların derdi ne ya abi? Nerede bu İzlanda? Niye İzlandaların derdi ne? Ekonomik kriz mi var İzlanda'da? Yani hadi İzlanda'yı geçtim. Lüksemburg lan Türkiye'nin dünyanın en büyük, en zengin ülkesi Lüksemburg'da niye artmış? Ekonomik kriz mi var? Niye abi? Niye? Ya Türkiye'de daha yüksek antidepresan kullanıyorlar. Yani şu BBC'nin yaptığı şerefsizliğe burada mesaj çekmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum. Burada Türkiye'ye mutsuzluk artıyor. Niye? Ekonomi kötü diye mevzuyu bağlayan BBC. Hadi buradaki şeye bir yorum yap abi. İzlanda niye bu kadar kullanıyor? Avustralya niye bu kadar? Hadi Portekiz'in ekonomisini çok iyi saymayabilirsin. Kanada. Niye bu kadar Türkiye'den kat fazla, orantısal olarak daha fazla antidepresan kullanıyor diye insan bir sormak istiyor ister istemez yani. İtalya, Yunanistan, OECD ülkeleri, gelişmiş ülkelerden daha az kullanıyoruz Türkiye. Tabi bunun başka gerekçeleri, bizim İslam'a, Müslümanlığa olan yatkınlığımız, efendime söyleyeyim sosyal, ailesel, kültürel yapılarımız vesaire tabi izahlar getirilebilir ama BBC'ye baksan ne diyor abi? Türkiye mutsuzluğu artıyor. Sebep ekonomi. Ekonomiye bağlıyor. Buradan Euroleaf'e geçelim. Euroleaf tabii ki Almanya'nın sitesi olsa gerek diye zannediyorum. Euroleaf'te haberi benzer şekilde vermiş. Tarih ne zamanın haberi? Tarihi göremiyorum. Altta belki görürüz. Evet. 8 Kasım 2022. Bir sene öncenin haberi. 11 ay önceki haber. Türkiye'de kişi başına antidepresan kullanım miktarı 12 yılda %76 arttı. Somut ve net bir istatistik. Doğru mu? Doğru. Altına geçelim grafik. Başlığı bu şekilde vermişler. Depresyon kaygı oranının arttığı işte birçok ülkede antidepresan kullanan sayısı hızla yükseliyor. Türkiye de bu ülkelerden birisi. Türkiye'de ne kadar antidepresan kullanılıyor diye haberin başlığını vermiş. Buradaki sayısal olarak, istatistik olarak artışı göstermiş. İşte şöyle şu tabloya bakalım. Şu dönem şöyle bir artmış. 2012'de biraz azalır gibi olmuş. Sonrasında yine de artış olmuş. 2016 yani FETÖ darbe teşebbüsüyle alakası var mı yok mu çok yoruma açık, çok önemli değil. Sonra burada düzeliyor biraz. Sonrasında 2019'da ki zaten Türkiye'deki ekonomik kriz en çok 2018'den sonra patlak veriyor. 2019'da daha artık freni boşalıyor. Son seçimden sonra biraz nispeten düzeliyor gibi oluyor ama şu an hala freni patlak kamyon gibi aşağı doğru yuvarlanıyoruz. Bu antidepresan kullanımını ekonomiye bu tabloya göre bağlayabiliriz mi? Bence bağlayabiliriz. Peki aşağı devam edelim. Peki bu haberi sen ne diye attı burada Euroleaf Almanya sitesi? Türkiye'de kişi başına antidepresan kullanımı arttı diye verdi. Kimin sitesi? Almanya sitesi. Aşağı gelelim abi. Ne diyor burada? 1000 kişiye düşen günlük antidepresan kullanımı 2010 ile 2020 arasında tabloyu vermiş. İzlanda %150'ye çıkmış. Artmış. Portekiz artmış. Kanada artmış. İngiltere artmış. İsveç. Ya İsveç tabii dünyanın en zengini söylüyorsunuz. Avrupa'da örnek gösteren ülke diye söylüyorsunuz. Antidepresan kullanımı hani Türkiye'yi
Türkiye'deki politikacıları, iktidarı, cartı curtu kötüleyecekler ya. Ya şunu manşet edin ya. Türkiye burada listenin kaçıncı sırasında? Abi, aha Türkiye'nin sırası. Nerede Türkiye? Aha burada, tam burada ya. Kaçıncı sıra? Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 bilmem. Ta 20, 20. sırada neredeyse Türkiye antidepresan kullanımında. Artmış mı? Tabii ki artmış ama bütün dünyada artmış. Hani tek ekonomiye mevzu hani. Tek ekonomiye bağlıyorlar ya mevzuyu. Arkadaş Finlandiya diye öve öve bitiremediğimiz Finlandiya. Hadi bu Almanya listesi. Bakalım Almanya listede nerede? Türkiye'den yüksekte. 47'den 62'ye çıkmış 10 yılda. Yani bizden daha yüksekte. Lüksemburg bizden daha yüksekte. Antidepresan kullanım oranında. Ama manşete neyi çekmiş? Türkiye'yi çekmiş. Tabi Türkiye sitesi olduğu için Euronews bunu çekiyor ama peki Euronews'in Almanya sitesinde kendi Almanların dertlerini acaba paylaşıyor mu bu arkadaşlar acaba? Çok merak ediyorum. Hani mevzu hep ekonomik ya. Hani hep ekonomik ya. Lüksemburg'un ne derdi var acaba? Ekonomik olarak ne derdi var? Türkiye darbeden çıkmamış sanki. Gezi Park olaylarından çıkmamış sanki. Darbe teşebbüsü yaşamamış sanki. Sellerle, afetlerle, depremlerle uğraşmamış sanki. Hani tek mesele ekonomi ya. Lüksemburg'un başına hangi deprem gelmiş bu zamana kadar? Lüksemburg'da hangi afet olmuş? Hangi sel felaketi olmuş? Türkiye'nin boğuştuğu, afetlerle boğuşan hangi ülke var? Hani ekonomik, siyasi şeyleri kenara koydum. Doğal afetler açısından baktığın zaman hadi korona bütün dünyayı etkiledi. Salla. Yangın, deprem, sel. Türkiye hepsine boğuşuyor. Bir başımızda kasırgamız yok, tayfunumuz yok yani Amerika'daki gibi. Onun dışında bu ülkelerin ne derdi var acaba? Norveçlilerin ekonomik olarak ne sıkıntısı var acaba diye insan bir sormak istiyor ister istemez. Euronews burada Türkiye'yi karalamak, sanki Türk milletini çok düşünüyorlar da o çok umurlarında da Türk halkının mutluluğu, huzuru, refahı. Burada Türkiye'yi karalamak için, Türkiye'ye kara çalmak için manşet atmışlar. Oysa kendi Almanya'nın durumu bizden daha kötü. Antidepresan kullanım eğer kötü bir şeyse, ki kötü bir şey doğru. Ama Almanya bizden daha kötü yerde. Aşağı geçelim. Son 10 yılda antidepresan kullanımı en fazla hangi nerelerde arttı? Şili'de, Güney Kore'de, Estonya'da, Letonya'da, İngiltere'de, Litvanya, Kosta Rika, Portekiz, Slovakya, İsrail, Çekya, Kanada, İzlanda, Türkiye. Ya Türkiye bu listede bile ta kaçıncı sırada? Yani artış oranın orantısal olarak artışta bile biz gerideyiz. Ama manşete Türkiye'ye kara çalmak, Türkiye'ye pislik atmak için yapılmış Euronews haberi. Yani oy oy oy. Burada antidepresanlara harcama yapan ülkelerin sıralamasını vermiş mesela. Almanya bizden kat 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 fazla harcama yapmış antidepresana. İspanya listenin başını Almanya çekiyor. Türkiye 4. sırada. Tamam diğer ülkelere göre işte kıyaslanabilir. Sosyolojik gerçekler ya tıbbi psikiyatrik sebepler tartışılabilir ama manşete baksan sanki Türkiye bir dünyada Türkiye'ninki artmış. Bir Türkiye kötüye gidiyor ki onun sebebi de ekonomik kriz gibi düşünüyorsun manşete ve yazılanlara baktığın zaman. Ama tablo istatistikler hiç de öyle demiyor. Türkiye toplumun gayet ortalamasında, dünyanın ortalamasında bir yerde sayılır. Gayet de toplumun dünya ortalamasına göre iyi bir psikolojik durumda bile sayılabiliriz yani. Euronews, Almanya'nın sitesi. Bunlara parayı veriyorsun, öttürüyorsun abi. Bunlara parasını verdiriyorsun, haberi yaptırıyorsun. Kimi karalanacak? Türkiye. Karalayın gitsin. Başta AKP var, AKP'ye çakarız buradan diye manşet atıyorlar. Vesaire vesaire. Özet. Şununla mı özetini finalini yapalım, şununla mı yapalım? Bunlar hani İzlandalıların ekonomisi çökünce ekonomi kendini antidepresana vermişler diyor ya. Tek mesele ekonomi. Yani İzlandalıların ekonomisi çökmüş. Hani Türkiye ekonomisi kötü olduğu için antidepresan kullanıyor. Peki bu Avustralya'dan da mı ekonomisi kötü? Portekiz, Kanada, İngiltere değil mi? Finlandiya dediğimiz birilerinin hayranlıkla baktığı Finlandiya'daki antidepresan kullanımı da artmış. Ve Türkiye'den kat kat fazla. Orantısal olarak bin kişiye kıyasladığın zaman fazla. Bunlar ekonomik kriz mi var lan bunlarda? Bir Türkiye'deki kriz mi mesele yani? Vesaire diye insan düşünmeden edemiyor. Allah düşmanın bile insaflısını, vicdanlısını, hayırlısını versin. Allah düşmanın bile izanlısını versin. Allah'a emanet olun.